arkadaşlar, Miraç Yüksek adlı arkadaşımız bizden FF353 kask tanıtımı istemiş. Bu gerçekten ucuz bir kask. Polikarbon bir yapısı var, termoplastik bir yapısı var. Üst havalandırma kanalları var, 50 açılıp kontrol edilebiliyor. Kademeli olarak açılan camı var ama bu hani bu kademe iki kademeden oluşuyor. Diğer kaslarda biliyorsunuz bu kademeler daha fazla 3 veya 4 oluyor. Hatta 5 kademeye sahip olan galiba kask vardı. Ön burun pedi var, bir çene pedi var, mikrometrik bir bağlantısı var. Çenesi, yani çene pedleri, yani bu alt pedleri çıkartılıp yıkanabiliyor. Yanağa tam oturabilecek gibi zaten giyerek göstereceğim. Ve tabii buna birkaç tane daha önerim olacak. Arka havalandırma kanalları var, birçok hava çıkış deliği var. LS2 Rapid diye de geçiyor. ECE2205 sertifikasına sahip. 1300 gramlık bir kask, artı 50, eksi 50 olarak oynuyor tabi. Bu kasktan alabilirsin Miraç. Bir üst versiyon, yeni gelen Nex kasklar var, onlardan önerebilirim. Bu kasklar güzel fakat hani daha dayanıklıları, daha iyileri varken onlardan tercih etmeni öneririm. O Nex kaskları da şöyle tanıtabilirim. Bu biraz daha şekilli, güzel. A sınıfı polikarbon bir kask, en azından yeni geldi ve çok tutulan kasklardan, uygun fiyatlı kasklardan. Hani diyeceksin ki o bana uyuyor, hani bütçeme o uyuyor, bu biraz daha pahalı geliyor. Bu tamamen senin kararın tabii ki. Nex kasklar A sınıfı polikarbon, üst havalandırma kanalı var, ön havalandırma kanalı var. Pin nova sahip, pin nokları var. Tabii LS2 FF353'ün de pin nokları vardı. Burun pedinin önünde özel havalandırmalara sahip. Bu havalandırmalarda kaskın camının buğulanmasını engelliyor. Alt tarafına bakalım. Bir çene pedine sahip, bir mikrometrik bağlantıya sahip. İçindeki pedleri tamamen çıkartabilirsin, yıkayabilirsin. Çenenin işte yaralanmaması için, ondan sonra hani sıktığı zaman veya işte herhangi bir yere savrulduğun zaman çenenin böyle işte zarar görmemesi için çene altının, bu mikrometrik bağlantının altına pedler yapmışlar. İç havalandırma kanalları gayet iyi ve şuradan açılan bir tane vizöre sahip. Şu vizörü görüyorsundur. Ve kolay çıkabilen, şuradaki çıt diye çıkartılabilen bir tane camı var. Aynı zamanda şu kısımda açıldığı zaman intercom aletinin, XCOM intercom aleti buraya tam oluyor. Ona göre yapılmış zaten. Onu da takabilirsin. Gerçekten iyi bir kask. Hani bunun üstünü göstermişken, bunu da giyeyim tabii ki. Bunun ağırlığı, bu da ECE2205 sertifikasına sahip 1550 gramlık bir kask. Daha farklı bir kask arayışındasın, biraz daha işte bütçene ekledin, farklı bir kask almak istedin, bunu alabilirsin FF353 yerine. Bu biraz daha hani böyle 800'lü TL, 860 lira, 870 lira civarında bir kask. Ne gösterebilirim? Bir üst versiyon olarak da Shure NX'leri önerebilirim. Şöyle giyiliyor. Yine kademeli camı var. Double D bir bağlantısı var. İç pedlerini kazadan sonra çıkartmak isterlerse burada bağlantı yerleri var. Bu çekme yerleri var. Ön tarafında havalandırma kanalları var. Hemen bu burnun içinde camı hava alabilir, bu yapmasın diye. Kapattığımızda da görüntüsü gerçekten şahane, güzel, pin loku olan, üst havalandırma kanalları olan bir yapıya sahip. Hemen spoiler'ın altında havalandırma kanalları var. Bu da 1360 gramlık bir kask. Tutulan iyi kasklardan bir tanesi. Bu kaskı tanıyanlar zaten biliyorlar.
Ön tarafında da hava girişini sağlasın diye 3 kanallı bir sistem yapmışlar. Ve sarsılmayı engellemek için de spoiler yapmışlar ve alt tarafında da bu spoiler'ın hani plastik devamı olarak sarsılmayı engelleyebilecek şekilde yapılmış double D'si olan iyi hava alabilen sessiz kaslardan bir tanesi. Bunu önerebilirim. Eski FF353 yerine dediğim gibi Next SX100'lerden alabilirsin. Matlarda indirim var sanırım. Veya çok daha üst versiyon bir kask almak istersen daha sonra NXR'ı önerebilirim. Shoei NXR'ı önerebilirim. İyi sürüşler.